insan hakları deyince aklınıza ne geliyor? İnsanların hak ve hukukunu savunma gelir. Türkiye'de maalesef öyle bir hak, hukuk, adalet gibi bir şey görmüyorum. Bir adaletsizlik var. Yargının bağımsızlığı yok. Yargı insanların tek eline geçmiş siyasilerin. Öyle bir yönetim var. Nedir peki gasp edilen haklar nedir insanların? Ya insanların birçoğunun özlük hakları. Yani şu anda bana göre gasp edilmiş durumda. Yani o kadar memur kesimin olsun, işçi kesimin olsun eskisi gibi hakları korunmuyor yani. Siz nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz bu noktada? Nasıl olmalı? Ben tam bağımsız bir Türkiye, hakkın, adaletin, hukukun olduğu bir Türkiye hayal ediyorum. Ne günü ne günü? Dünya İnsan Hakları Günü. Ha, ne hakkı? Vallahi Türkiye'ye hak mak yok kardeş. Aha halim. Ne hakkı? Aha bak burada. İnsan hakları denilen bir şey işine gelenler için vardır. İşine gelmeyen için ne insan hakkı vardır ne kul hakkı vardır. Ben dünyanın hiçbir yerinde insan hakları olduğuna inanmıyorum. Sadece ve sadece bunlar bir düzmecedir. İnsan hakları yine saygı duyuyorum bunu düşünenler için. Ama ben insan hakları olduğuna inanmıyorum. Nasıl olmalı? İnsan hakları dediğin zaman insan istediği gibi davranmalı, istediği gibi yaşamalı, içinden geldiği gibi sorabilmeli, sorgulanabilmeli. İnsan kendi yorumunu katamadığı hiçbir şey için hak denilen bir şey yoktur. Hak sadece Allah'ın vermiş olduğu insana bir hak vardır. O da can hakkıdır. Geri kalanın hepsi insani haklardır. Yani işlerine geldiği gibi hak düzeni kurarlar insanlar. Bacı kardeş arasında haksızlıklar vardır. Devlet yönetiminde haksızlıklar vardır. Karı koca arasında haksızlıklar vardır. Hak yok, hak yok. Öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum. Bence yok insan hakları. Neden dolayı, yani neden böyle düşünüyorsunuz? Görüyoruz. Hiçbir tane olumlu bir şey yok. Normalde ne olması gerekir? İnsanların demokratik, özgür bir ülkede yaşaması lazım ama ben göremiyorum. Yani adalet yok, hukuk yok. Gördüğüm kadarıyla insanlar eziyet çekiyor. İnsanların geçim kaynakları yok. Gelir düzeyi düşük, adaletsiz. Kimisi çok kazanıyor. Büyük bir kesim zorluk içinde yaşıyor. Gördüğüm bu. Aklımıza ne geliyor? Aklımıza insanların doğru yaşaması, huzurlu yaşaması filan gelir. Başka ne gelebilir? İnsan hakkı denince aklımıza ne geliyor? İnsan hakkı denince aklımıza insanların hür ve kendi özgürlüğü içerisinde kimsenin baskısı almadan, altında kalmadan yaşaması geliyor. Valla çok içtenlikle söylemem eğer gerekirse ülkemizin pür melal hali geliyor insan hakları denince. Yani umarım hakkın, hukukun çok üstün olduğu bir ülke oluruz. İnsan hakları, kişi hak ve hürriyetleri gelir. Kişinin düşünce özgürlüğü, işte kendi istediği gibi giyinebilme, ifade edebilme, yani kendi yaşam koşullarının kendini belirlemesi, buna herhangi bir sınırın getirilmemesi, değil sınırın getirilmesi daha çok önünün açılması gerekiyor. İnsan hakları denince aklımıza herkesin adil, özgür bir şekilde, yani daha çok ben kapitalizme vurgu yapmak istiyorum. Bir kısmımız çok açken bir kısmımız çok fazla zengin. Mesela kenar semtlerimizde insanların evleri, yaşantıları, imkanları ama diğer kısım dediğimiz arada dağlar kadar fark var. Yani bir kısım çok refahta yaşarken diğer kısmın ise bu noktada çok fakir, çok imkansız yaşam şartlarına düçar olduğunu görüyoruz. Bu da insanın haklarının olmadığını gösteriyor yani bize. İnsan hakları dil, din, ırk, renk gözetmeksizin insanların eşit ve özgür bir şekilde bu ülkede, bu dünyada yaşamasıdır aslında. Aslında bugün ülkede de insan haklarının yeterince sahip çıkıldığının, sağlandığının göstergeleri bulunmuyor ne yazık ki. Örneğin mültecilerin hakları bakımından insan haklarına ne derece uygun şartlarda yaşıyorlar? Maalesef sömürüye maruz kalıyorlar. Ucuz iş gücü olarak görülüyorlar Suriyeli mülteciler özellikle. İşçiler, emekçiler bakımından keza yine öyle. En basitinden Antep genelinde 15 günlüğüne bir işte şey ilan edildi. Eylem, etkinlik, talepleri dile getirmek üzere her türlü faaliyet yasaklandı valilik tarafından. İşçilerin de bu aralık sonunda
asgari ücret belirlenecek ve asgari ücrete ilişkin taleplerini dillendirdiği bir dönem bu dönem ve bu taleplerini dillendirmeleri, bu taleplerini dile getirmelerinin önüne geçilmiş oldu. Bu bir insan hakları gaspıdır. Keza Kürtlere bu ülkede eşit haklar temelinde yaşamasının önünde büyük insan hakları gaspları var. Daha geçtiğimiz yıllarda işte sokağa çıkma yasaklarıyla bunları görmüş olduk. Bir insanın kendi dilini, kültürünü, kimliğini var edebilmesinin önüne geçen uygulamalar ne yazık ki halen söz konusu. Halen 21. yüzyılda Kürt diye bir ulusun olup olmadığını tartışan bir güruh var ve bu ne yazık ki içler acısı. Dolayısıyla İnsan Hakları Günü vesilesiyle bu soruyu sordunuz biliyorum ama ne yazık ki ülkemizde insan haklarının yeterince sağlandığından bahsedemeyiz.